Evet, şimdi Amerika Birleşik Devletleri'ne dönüyoruz. Çünkü orada çok konuşulan iki konu var bugün. Biri ABD tarihinin en büyük dolandırıcılığı olarak tanımlanıyor. Diğeri ise tüyler ürpertiyor açıkçası. Covid yardım fonundan 280 milyar dolar çalınmasından ve Harvard Morg müdürünün kadavraları satmasından bahsediyorum. Ali Çınar ile konuşacağız. Ali Çınar, hoş geldin yayınımıza. Hoş bulduk Büşra, yayınlar diliyorum. Evet, ikisi de çok ilginç olaylar. Dolandırıcılık ile başlayalım. Nasıl ortaya çıktı? Dolandırıcılar nasıl bir yöntem izlemiş orada? Tabii pandemiyle beraber ABD hükümeti de COVID-19 yardımı adı altında hem kişisel hem kurumlara hem de şirketlere milyarlarca dolar destekte bulundu. Evet. Ve müfettişlerin Washington DC'de araştırmaları ve soruşturmaları sonrası 4.2 trilyon doların %10'u olan 280 milyar doların çalındığı, yani 123 milyar doların da israf edildiği bildirildi. Hı hı. Federal hükümetten 4.2 trilyonluk büyük bir bütçe var ve bu bütçenin de neredeyse %10'unun dolandırılarak başka kişilerin eline geçtiği ortaya çıktı. O nedenle müfettişler de hükümeti suçladı. Çünkü pandemi döneminde hem insanların işe gitmemesi hem de ekonomik anlamdaki sıkıntılardan dolayı alelacele desteğe başlamıştı. Sistematik şekilde yapmadığı için de bu dolandırıcılık ortaya çıktığı için müfettişler suçluyorlar. Bilhassa dolandırıcıların, hapishanelerdeki mahkumların ve ölülerin sosyal güvenlik numaralarını kullanarak işsizlik yardımı aldığını belirtiyorlar. Yani pandemi döneminde işiniz yok, o nedenle devletten maddi destek de ek olarak alabiliyorsunuz. Aynı zamanda ücretsiz ve karşılıksız hem kişisel hem de ailelere de milyonlarca dolarlık çek yollanmıştı. O nedenle çok usulsüz şekilde yapıldığı için de müfettişler şu anda Amerikan hükümetini suçluyorlar. Ama baktığımız zaman Büşra, rakama yaklaşık 400 milyar dolarlık bir dolandırıcılıktan bahsediyoruz. Bu da belki de Amerikan tarihinin en büyük dolandırıcılığı olarak ortaya çıkmış. Peki ne oldu şu anda? Evet. Müfettişler, içinde askerler, papazlar olmak üzere 2230'un üzerinde kişi hakkında dolandırıcılıktan dolayı işlem yaptı ve binlerce kişi hakkında da şu anda soruşturmanın devam ettiğini söyleyebilirim. Yani Covid döneminde hayatını kaybetmiş yakınlarının sosyal güvenlik numaralarını kullanarak, onları canlı gibi göstererek yardımları almaya devam ettiler. Böyle bir süreçten bahsediyoruz, değil mi? Evet, aynen o şekilde olmuş durumda. Bilhassa hayatını kaybetmiş, artık destek almayan kişilerin sosyal güvenlik numarasıyla böyle bir açığı yakalarak insanların dolandırdığı ortaya çıktı. Ama tabii dediğim gibi bu toplam 400 milyar doların ne kadarı Amerikan hükümetine geri gelecek, çok büyük soru işareti tabii. Evet. Şimdi bir diğer konumuz daha var Ali. O da çok ilginç, tüyler ürpertiyor açıkçası. Harvard Üniversitesi Morg müdürünün kadavra parçalarını izinsiz satması olayı. Şimdi tabii bu konuda şunu konuşalım önce. Bu olay öncelikle nasıl ortaya çıktı? Daha sonra kimler alıyormuş bu kadavra parçalarını, onu da konuşacağız. Evet, yani Amerika'nın, hatta dünyanın en önemli üniversitelerinden bilinen üniversitesinin tıp fakültesinin eski morg müdürü ihanet suçlamasıyla 6 Mayıs'ta da işine son verilmişti. Niye son verilmişti? Çünkü morgun eski müdürü hakkında kadavralardaki organları çalıp satmakla suçlandığı için iddianame düzenlendi şu anda. 55 yaşındaki eski morg müdürü, morga bağışlanan hayırseverler tarafından araştırmalar için kullanılacak kadavraları iki kişiye tespit edildi. Bu iki kişiye satarak gelir elde ettiğiyle ilgili iddianame düzenledi ve şu anda 3 kişi hakkında da soruşturma devam ediyor. Tabii baktığımızda mesela organlar ile ilgili bir parçasını 600 dolara satmışlar. Yani detaylar da var. Ama bir ayda... Sanırım internet üzerinden satışlar yapılmış, değil mi? Hem internet üzerinden satılmış hem de posta yoluyla, istenen, talep edilen, telefon yoluyla istenen
siparişler tabiri caizse yapılmış. Yani hem internet hem telefon hem de yüz yüze elden verilen bazı kadavraların olduğu ortaya çıkmış. Hı hı. Ve işin ilginci de posta yoluyla, yani Amerikan posta servisi yoluyla da organlar, kadavralar postalanmış. O nedenle tabii tüyler ürpertici. Harvard gibi bilinen akademik tabii anlamda en iyi okullardan birisinde bu şekilde bir olayın çıkması büyük bir skandal olduğunu. Peki çok kısa senden şunu da rica edeyim, varsa elinde bilgi, kimler neden alıyormuş, bunun hakkında herhangi bir bilgi var mı elinde, ne konuşuluyor? Tabii bir tane, farklı farklı tabii talepler olduğu için araştırmalar için isteyenler olduğu biliniyor. Yani başka kurumlar bu kadavraları alarak kendi denemelerinde, testlerinde kullanmak için olduğu belirtiliyor. Sonuçta kadavra olduğu için tıbbi olarak bir nakil işleminin olması söz konusu değil. O nedenle başka araştırmalarda olduğu belirtiliyor ama genele baktığımızda soruşturma devam ediyor. Devam ettikçe de tabii mahkemede daha detaylı ifadelerde bu olayın neden, nasıl yapıldığı ile ilgili daha çok fazla ipucu elde edeceğiz. Çok teşekkür ediyoruz Ali Çınar, ilginç olaylar, verdiğin detaylar için teşekkür ediyoruz tekrar.